Melekut alemi, meleklerin bulunduğu alemdir bu. Aynı şekilde manevi olarak böyle bu şehadet aleminden çıkıp buradan kurtulup diyeyim, oraya vardığımızda, gönlümüz o melekut alemine vardığında biz de orada olmuş oluyoruz manevi olarak. Bu böyle hayali bir şey değildir. Hayali olan şeyler bize bir fayda vermez. Kendi kendimize hayal kurmuş oluruz. Hakkı, hakikati olduğu gibi anlamamız gerekir. Bize de düşen yolu öyle göstermektir. Olduğu gibi göstermektir. Anlaşılması gerekir. Ben neredeyim? Melekut alemine gelmiş miyim, gelmemiş miyim? Bu yolculuğu yapmış mıyım, yapmamış mıyım dediğimizde bizim bunu net anlamamız gerekir. Alimin de anlaması gerekir. Hiçbir ilmi olmayanın da anlaması gerekir. Allah konuşunca kulları anlasın diye konuşmuştur. Onun için eğer Allah bir şeyi söylediyse bu anlaşılmaz demek doğru değildir. Melekut alemi, meleklerin bulunduğu alemdir. İnsan oraya varıp varmadığını nasıl anlar? Oraya eğer varmışsa nefsi itminan bulmuş demektir. Yani emareden levvameye, mülhimeye gelmiş, oradan da Allah onu öbür tarafa alıp nefsi mutmain olmuştur. Allah'ın zikriyle mutmain olmuştur. Allah ile mutmain olmuştur. Allah'ı sevmekle mutmain olmuştur. Rabbini tercih etmekle mutmain olmuştur. Rabbinden emin olmuştur. Allah'ın Rabbine davet ettiği, irci'i ila Rabbik dediği nefis itminana ermiş, Allah'tan razı ve Allah da kendisinden razı olmuştur. Rıza daha kemale ermemiş ama kemale eriyor artık. Böyle bir kul nasıl bir kuldur? Böyle bir kulun gönül hali nasıldır? Nasıl olmalıdır? Melekut alemi. Melekler gibi olmuştur o. Hani bazen diyoruz ya, falanca melekler gibidir. Mesela çocuklara bakınca, çocuklar da öyledir. Onlar da melekler gibidir. Çocuğun hali nasıldır? Bir çocuk üzerinden bunu çok net anlarız. Kin tutmaz. Çocuklar birbiriyle kavga eder, 5 dakika sonra bakıyorsun ki tekrar beraber oynamaya devam ederler, hiç hatırlamıyor bile. Aynı şekilde mesela annesi ona bir tokat atar, ağlar o tarafa gider, tekrar gelip anasına sarılır. Veli kul, mutmain olmuş nefis, melek gibi olmuş dedim ya, o da öyledir. Musibet görür, sıkıntı görür, imtihanlar yaşar, Rabbinden yüz çevirmez, başka tarafa dönmez. Hep ona sığınır, hep ona döner, hep ona secde eder, hep ondan ister. Tıpkı çocuk gibi. Çocuğun anasına sığınıp sarıldığı gibidir o. Hali, manevi hali öyledir yani. Aynı şekilde kin tutmaz, nefret etmez. Hatta kin nedir, nefret nedir? İstese de yapamaz onu. Onun büyük davası vardır. O Rabbini istiyor. Öyle küçük, basit şeylere takılmaz. Şu şöyle söyledi, bu böyle söyledi, şu şöyle yaptı. Oraya bakmaz. Evet, bir anlık öyle oraya bakar. Evet, bir beşerdir tabii. O anlık üzülür veya sevinir, sonra Rabbine döner. O yine Rabbi ile beraberdir o. Yine tıpkı çocuklar gibidir gönül hali. Meleklerin hali, melekler nurdan varlıklar. Sadece hayrı istiyor. Müminlere, müminler için istiğfar ediyorlar. Rabbini hamd ile tesbih ediyorlar. İnsanlar için dua ediyorlar. Hayrı istiyorlar, rahmeti istiyorlar, cenneti istiyorlar. İşte mutmain olmuş melekut alemindeki o kulun hali de böyledir. O da insanlara dua ediyor. İnsanların hatasından, kusurundan dolayı kaybetmelerinden endişe ettiği için onlar için istiğfar ediyor. Onlara dua ediyor. Onlar için cenneti istiyor. Onlar için hayrı istiyor, rahmeti istiyor. Ve bunun için de çaba gayret de sarf ediyor. Her imkanı değerlendirip çaba gayret sarf ediyor. Dünyaları için de aynı haldedir. Onlara yardım etmeyi istiyor. Destek olmayı istiyor.
sıkıntılarını gidermeyi istiyor. Yüklerini hafifletmeyi istiyor. Çabası, gayreti de böyledir. Bakınca zaten melek gibidir. Hali melek gibidir. Hayır olmuştur, nur olmuştur, rahmet olmuştur. Aşk olmuş, muhabbet olmuştur, güzellik olmuştur. Eğer biri böyleyse, bilsin ki melekut alemindedir. Nefsi de mutmain olmuştur. Rabbinden de emindir. Rabbine güvenip tevekkül ediyor. Neyi isterse istesin, Rabbinden istiyor. Bütün bunları yaparken, böyle olurken, o gözünü gönlünü Rabbinden ayırmıyor ve her şeyi Rabbinden istiyor. Hataları affediyor, kusurları affediyor, mağfiret ediyor. Kızınca kızgınlığını yutuyor. Üstüne bir de ikram ediyor, yardım ediyor. Her ne olursa olsun, Rabbinin nazarıyla nazar ediyor. Rabbim nasıl istiyor, nasıl seviyor, nasıl razıdır deyip öyle düşünüyor, öyle konuşuyor, öyle hareket ediyor. İşte bu melekut alevinde gönlü, kalbi, nefsi mutmain olmuş, Allah ile mutmain olmuş ve Allah'ı isteyen, Rabbini tercih eden, Rabbinin de zatına seçtiği bir kuldur. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi Allah dilediğini zatına seçer, kendisini dileyeni zatına seçer. Bu kul Rabbini tercih etmiştir, Rabbini dilemiştir. Rabbi de onu dilemiş ve zatına seçmiştir. Seçilmiş bu, seçkin bu. Diğer kullardan farklı bir kuldur bu. O Allah'ın has kuludur. Özel manadaki kuludur. Gerçekten kulluğu yapmaya çalışan kuludur. Ben senin kulunum deyince her zerresiyle bunu söyleyebilen kuludur. İsyan etmez, itiraz etmez, feryat etmez. Rabbini hesaba çekmez, Rabbi hakkında suizanda bulunmaz. Ne yaparsa yapsın, Rabbim güzel yapıyor der, Rabbim doğru yapıyor der. Rabbimin bir muradi var ve bu muradi mutlak hayırdır, mutlak rahmettir, mutlak güzelliktir. Ne yana dönerse dönsün, Rabbinin güzelliğine, El Esma-ül Hüsna'sının tecellisine şahit olur ve şahadet eder. Ayetler onda tecelli eder. Ayetler onda hakikate dönüşür, imana dönüşür. Sadece böyle iman onda bilgi olarak kalmaz. Allah'ın ayetleri bilgi olarak onda kalmaz. Onda Allah'ın ayetleri imana dönüşüyor, aşka, muhabbete dönüşüyor, hakikate dönüşüyor, amele dönüşüyor. Evet, ne yana bakarsan bak, Rabbinin vecihi oradadır. Ne yana dönersen dön, o da öyledir. Ne yana dönerse dönsün, hep onun güzelliğini görüyor. Görüyor, bir musibet görüyor, ondaki güzelliği görüyor. Onun arkasındaki güzelliği görüyor. Allah'ın muradını görüyor. Çünkü Allah'a yakınım. Allah onu seçmiş, o Allah'a yakın. Artık Allah'ın muradına şahit olup şahadet ediyor. İnsanların göremediğini görüyor. Baş gözüyle görünmeyeni görüyor. O gönlüyle bakıyor. Onun gönlüne tecelli eden Allah'tır. Allah'ın nuruyla bakıyor. Ferasetle bakıyor, basiretle bakıyor, hikmetle bakıyor. Yolculuk zaten öyledir. Orası emin bir yer. Mutmain, itminam, emin bir yer. Allah'ın zatına seçtiği kuldur. O artık emin bir yerdedir. Bütün insanlar toplasa onu aşağı çekemez. Bu aleme tenezzül ettiremez. Bütün dünyayı versen gönlü kıpırdamaz. Bütün dünya onun olsa, alınsa yine gönlü kıpırdamaz. Niye? Bilir ki hiçbir şey onun değildir, onun da olmaz. Ne olursa olsun, bilir ki hepsi Allah'a aittir, sadece bir imtihan sebebidir, imtihan vesilesidir. İmtihanı görüyor, Rabbinin muamelesini görüyor, hikmetini görüyor, Rabbinin takdirini görüyor, kaderi görüyor, kaderin sırrını görüyor, perdenin arkasını görüyor çünkü. Bununla beraber yine de bir beşerdir. Bir beşer olmaktan da çıkmaz. Aynı şekilde tıpkı diğer insanlar gibi üzülür, sevinir. Bu onun beşeri tarafıdır. Ama manevi olarak o Allah ile beraberdir. Allah'ın huzurundadır.
zahiri olarak sevinir görünüyor ama içinden kan ağlıyor. Ya da zahiri olarak üzülür gibi görünüyor ama içi bambaşkadır. Hakikati görüyor çünkü. Zahiri onu perdeliyor, onu örtüyor.